Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. SCS Software 31 Aralık 2015 akşamı henüz yıl bitmeden American Truck Simulator'ı sabırsızlıkla bekleyen oyuncular için küçük bir hediye duyurusu yaptı. American Truck Simulator bildiğiniz gibi 3 Şubat 2016 tarihinde hem perakende hem de dijital kanallardan satışa sunulacak. American Truck Simulator Steam ile tamamen entegre bir şekilde çıkış yapacak. Euro Truck Simulator 2 ilk çıktığında en üst Steam'e gelmemişti. Daha sonra bir Greenlight oylamasıyla Steam'e eklenerek satışa sunuldu. Bu nedenle daha önce satın alan kişiler retail sürümünü, yani perakende sürümünü kullanarak Steam'de aktifleştiremiyordu. American Truck Simulator bu kez öyle olmayacak. Şu an Steam'de listelenmiş olan bu oyunu takip edenlere, kişisel hesabından giriş yaparak takip edenlere Steampunk adlı buhar çılgınlığı anlamına gelen Peterbilt ve Kenworth çekiciler için iki farklı tasarımın bulunduğu bir skin paketi hediye edilecek. American Truck Simulator henüz ön siparişe açılmadı fakat diğer mağazalarda 20 Euro'dan satılıyor. Türkiye fiyatlandırması henüz yine bilinmiyor fakat daha önceki videolarda 50 TL ve civarında bir fiyatlandırmanın uygun olacağını daha belirtmiştik. Yine oyunun sadece 64 bit işletim sistemlerini destekleyeceğini belirtelim çünkü birçok oyuncu hala 32 bitlik işletim sistemini kullanıyor. Bu nedenle güncelleme yapması gerek veya daha iyi bir bilgisayara geçmesi gerek. Steam oyunlarında yapılan tüm işlemleri ve değişiklikleri aktaran bir site olan SteamDB Info adresine göre 6 saat önce American Truck Simulator ile ilgili birkaç güncelleme yapılmış. Volvo VNL adlı çekiciyi biliyorsunuz fakat henüz lisansı duyurulmadı. Fakat yine SCS Software daha önce Volvo kamyonun seslerini kaydettiğini belirtmiş ve fotoğraflarını paylaşmıştı. Henüz videosu gelmedi elbette. Belki önümüzdeki günlerde gelir. 6 saat önce Volvo VNL çekicisiyle ilgili bir işlem yapılmış. Henüz duyurusu yapılmadı. Fakat bu işleme göre, bu bilgilere göre Volvo markasının da lisanslı olarak bulunacağını söyleyebiliriz. Toplamda böylece 3 marka oyunda lisanslı olarak bulunuyor. Volvo VNL, Volvo markası, Kenworth ve Peterbilt markası. Buna ek olarak yine Kenworth markasının W900 modeli ile ilgili bir değişiklik yapılmış 6 saat önce. Oyun çıktıktan sonra oyunculara sunulacak olan Nevada genişleme paketi ile ilgili bir değişiklik notu da var. Arizona mı yoksa Nevada mı ilk genişleme paketi olacak diye merak ediyorduk. Fakat bu bilgiye göre Nevada'nın American Truck Simulator'ın ilk DLC paketi olabileceğini, hatta olduğunu söyleyebiliriz. Gamescom'da Nevada'nın olacağı belirtilmişti. Çünkü daha önce Arizona DLC paketinin oyun çıktıktan sonra yayınlanacağı belirtiliyordu. Hatta şu an Almanlar Amazon DE sitesinde koleksiyoner paketinde hala eski kapak fotoğrafını kullanıyorlar ve hala eski bilgileri kullanıyorlar. O paketi alanlara Arizona ya da Nevada DLC paketi ücretsiz olarak verilecek. Fakat bunlarla ilgili henüz bir bilgi yok. Steam'de satışa sunulduktan sonra elbette SCS Software gerekli açıklamalar yapacaktır. Ön inceleme videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.